Herkese merhabalar. Bugün size için seçtiğim yemeğimiz tavuk paça çorbası arkadaşlar. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Bir kere tadına vardıktan sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz şahane bir çorba arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu. Şimdi dilerseniz bu güzel çorbamızın yapımına geçelim. Tenceremizin içerisine 2 adet tavuk budunu koydum. O haşlana dursun. İçerisine 1 tatlı kaşığı da tuz atacağım arkadaşlar şöyle. 2 tane olması şart değil. 1 tane de olsa yeter tavuk budundan. Tamam. O haşlana dursun. Haşlandıktan sonra tekrar görüşelim. Tenceremizin altını yaktık. Şimdi içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyuyorum. İki yemek kaşığı da şöyle unumuzu koyup güzelce un kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Altını yakalım iyice. Bu arada tavuklarımızı haşladım arkadaşlar. Güzelce didikledim. Derilerini de aldım tabii ki. Haşlarken derilerinin yağı geçsin diye tavuk suyuna derileriyle birlikte haşlıyoruz ama çorbamızın içerisine derilerini koymayacağız. Çorbanın da çok fazla esmer olmasını istemiyoruz. Onun için bu kadar kavurmamız yeterli. Süzgecimizi koyalım ve tavuğumuzun suyunu boşaltalım. Birazını boşalttım. Şöyle karıştıralım. Topaklanma olmasın. Diğer yarısını da boşaltacağım. Yaklaşık 2-2,5 litre su yeterli. Kıvamına bakarsınız. Eğer biraz koyu olursa tavuk suyundan ya da kettle'ınızdan sıcak su ilave edebilirsiniz. Şimdi biraz daha ilave edeceğim. Şöyle. Şimdi tavuk suyumuzu şöyle kaynamaya bırakalım. Tavuğumuzun suyu kaynıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı da ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi çok minik minik didelemedim arkadaşlar. Biraz kalın bıraktım. Büyük büyük. Çok da fazla dağılsın istemiyorum. Tavukların. Derilerini de aldık. Çorbamız bir yandan kaynarken biz de terbiyemizi hazırlayalım. Burada bir su bardağı yoğurdumuz var arkadaşlar. Onun içerisine şöyle bir yemek kaşığı unumuzu koyalım. Burada bir adet limonumuz var. Limon suyumuz var. Onu da koyuyoruz. Bir yumurta sarısı. 3-4 diş de sarımsağım var arkadaşlar. Bunları şimdi güzelce çırpacağız. Hiç topak kalmayacak şekilde iyice özleyelim, çırpalım. Çorbamıza ilave edeceğiz çünkü çorbanın içerisinden kepçeyle çorba suyundan da alacağız. Direkt koymuyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Yoksa çorbamız kesilir, yoğurdumuz. Yoğurdun kesilmemesi için de bu temperleme işlemini mutlaka yapın.
şöyle iyice topak kalmayana kadar güzelce çırpalım. Oldukça sağlıklı, vitaminli. Özellikle kışın sofranızdan eksik etmeyin arkadaşlar. Bağışıklık sisteminizi de güçlendirecek ve sık sık hasta olmanızı da engelleyecek bir çorba. Bol sarımsaklı çünkü sirke de koyacağız. Şöyle çorbamızın suyundan ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bir kepçe daha ilave edeceğim. Şöyle bir kepçe daha alalım. İyice karıştıralım. Şöyle bir yandan çorbamızı ilave edelim, bir yandan da karıştıralım. Çorbanın şu kıvamının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Eğer tamamen benim söylediğim püf noktalarına dikkat ederseniz siz de böyle şahane kıvamlı bir çorba elde edebilirsiniz. Şimdi sıra geldi sirkemizi ve tuzumuzu koymaya. Dediğim gibi sirke ve tuzu terbiyemizi bitirdikten sonra çorbamızı kapatmaya yakın koyuyoruz arkadaşlar kesilmemesi için. Burada 1,5-2 yemek kaşığı sirkemiz var. 1 silme tatlı kaşığı tuzumuz var. Ben biraz da şöyle karabiber koyacağım. Çorbamız bir yandan tıklarken biz de üzerine yakacağımız tereyağımızı hazırlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağımızı koydum ocağımıza. Ben çorbanın içerisine koymayacağım arkadaşlar. Kasemize servis yapınca üzerine koyacağım. Siz dilerseniz çorbanın tamamına da koyabilirsiniz. Bu tereyağı yeterli. En başta biliyorsunuz çorbamızı unla kavururken 3 yemek kaşığı sıvı yağ koymuştuk. Bir de tavuğumuzun yağı da var. Onun için bu kadar, 1 yemek kaşığı hatta yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Şöyle dolu dolu değil çünkü. Çok fazla yağlı olmasına da gerek yok. Sirke oranına da gelince ben 1,5 yemek kaşığı koydum. Çok sevmiyorsanız sirkeli 1 yemek kaşığı koyarsınız. Ya da daha fazla olsun istiyorsanız 2 yemek kaşığı koyun. Ama ben tabağımı servis yaptıktan sonra da sarımsak ve sirke ekliyorum içerken. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamam. Çok da fazla tereyağımızı yakmayalım. Şöyle toz biberimiz var. Bir tatlı kaşığı kadar. Tamam. Küpük küpük olduktan sonra kapatın arkadaşlar. Çok fazla yakmayın. Kapatıyorum ocağımızın altını. Evet, son olarak tereyağımızı da çorbamızın üzerine ilave edelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ve videomu burada sonlandırırken hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.